Bakın ben... Az önce de söyledim. Annemi bütün gece tutmuş. Annem daha önce de ondan şüphelendiğini söylemişti. Oraya gittiğimde... tehditler savuruyordu. Ölecek sandık ben. Annenizin orada olduğunu nasıl bildiniz? Çantası. Benim asistanım yani... Eski asistanım. Yakut diye bir kız. O bir şey için kapıdan uğramış. Annemin çantasını görmüş. O söyledi. Önce benim çantam sandı. Hala bunlar nasıl olduğuna inanmıyorum. Ceyla Hanım, isterseniz biraz ara verelim. Çayınızı soğuttunuz. Annem nasıl? Başına gelenlere göre gayet iyi, merak etmeyin. Zaten avukatınız da yanında. Bu arada o itiş kakışta silah annenizin eline nasıl geçmişti? Korkmuştum. Hadi bizi öldür diye bağırdım, hatırlıyorum. Gerçekten öleceğim sandım. Orhan abiyi de öldürdüğünü söyleyince. Anlıyorum. Müsaadenizle. Bu arada ailenize de haber verseniz iyi olur. Buyurun Sayın Savcı. Evet, ifadeler tamamlanmak üzere. Siz hala olay yerinde misiniz? Vallahi şahsi kanaatimi sorarsanız evet. Zanlı büyük bir tehdit altındaymış zaten. Anlıyorum efendim. İyi günler Savcı Bey. Ceyla ablam nerede kaldı? Dün gece eve kaçta geldi? Nereye gitmiştik ya? Sen ne zaman? Hala buradasınız. Benim valizlerim hazır. Çıkmıyor muyuz hadi? Buranda kadar. Haydi bakalım, İstanbul'a taşınmaca. Burası çok fena bastı beni kuzen. Hadi bir an evvel kaçalım. Hakan, biraz önce dayın aradı senden telefon. Aa! Sen gitmemiş miydin? Ne işin var yine oğlumun yanında? Derin Bey. Ne oluyor ayol? Suzan Hanım'la Ceyla Hanım karakoldalarmış. Suzan Hanım birini vurmuş. Ne? Anlamadım. Neredeler? Tabanca ateş alınca önce ben vuruldum sandım. Sonra gözlerimin içine bakmaya başladı. Ben ne zaman öleceğimi düşünürken aniden yere yığıldı. Kurtulmamız tamamen mucize. Ayrıca ölmeden evvel Orhan Benderli'yi öldürdüğünü de itiraf etti. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Evet. Gördüğünüz gibi müvekkilim canını zor kurtarmış. Meşru müdafaa yani. Ona mahkeme karar verir. Suzan Hanım, korkmayın. Her şey ortada. Sizi bu gece burada misafir etmek durumundayız Suzan Hanım. Nasıl yani? Beni nezarete mi atacaksınız? Katiyen olmaz. Ben tamamen masumum. Olanlar sadece bir kazaydı. Sakin olun Suzan Hanım. Yarın sabah erkenden sizi buradan çıkaracağım. İfadeyi alabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Derin, her şeyi yanlış anlamış. Sonra koştura koştura gidip Ceyla Hanım'a anlatmış her şeyi. Yalnız ben şeyi anlamadım. Senin o gece Engin'in evinde olduğunu nasıl öğrenmiş ki? Yani camdan görmesi için. Önce oraya gelmiş olması gerekmez mi? Doğru.
Onu ben de anlamadım. Peki, asıl soruma geçiyorum. Kirayı Engin Bey ödemediyse kim ödedi Yakut? Bak işte onu hiç bilmiyorum. Hayatımda duyduğum en saçma şey bu. Kimin ödediğini bulup o parayı ona vermemiz gerekiyor. Bence de yani. Aa, Sinem arıyor. Hayret, hep seni arardı o. Efendim Sinem? Bize mi? Evdeyiz, biz nerede olacağız? Yakut da burada. Üzülmek derken? Mahinur Hanım, geldiler galiba. Gel Ceyla abla. Aman Allah'ım Ceyla, neler oldu böyle? Sen iyi misin? Allah korudu sizi. Suzan nerede? Anne bir sakin ol, oturalım. Sonra anlatacağız. Ben biraz uzanacağım. Ben götüreyim seni. Yoksa Suzan'a bir şey mi oldu? Yoksa yanlışlıkla vurulan Suzan mı? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Telefonda da bir şey söylemedin. Ya kim kime saldırmış? Suzan teyze kendini korumaya çalışırken Engin Arıtman'a ateş etmiş. Adam ölmüş. Ölmeden önce de babamın katili olduğunu itiraf etmiş. Sinan telefonda tam olarak ne dedi sana? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ama önemli bir şey söyleyecekmiş. Allah Allah. Heh, geldi, öğreniriz şimdi. Korkunç kaza. 6 kişi hayvanından. Selam. Selam. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Ne oluyor Sinan Allah aşkına? Telefonda üzülecek falan dedin. Hiçbir şey anlamadım. Engin Bey vefat etti. Ne? Öldü işte. Ünlü iş kadını Ceyla Bender'in annesi Suzan Alkurt'un geçen yıl ani şekilde hayatını kaybeden sanayici Salih Arıtman'ın yeğeni Engin Arıtman'ı tabancayla vurduğu, Engin Arıtman'ın hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi. Suzan Alkurt'un avukatı olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Yakut! 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 Yakut iyi misin? O adam önlemiş olsaydı şimdi ben gidip öldürürdüm onu. Allah korusun. Kimin aklına gelirdi ki? Polisler başka bir suçlunun peşinde değil miydi? Bana öyle söylemişlerdi. Herhalde birini azmettirdi. Bilmiyoruz ki. Ama yakında belli olur. Peki Suzan'ı niye öldürmek istesin? Ben de anlamadım. Herhalde sırayla hepimizi öldürecekti psikopat. Vallahi Ceyla yengem yaşadığına şükretsin bence. Ben bir gidip bakacağım. Allah Allah. Çok tuhaf. Ortaya çıkmaması için amcamı öldürdüler. Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Artık yalan söyleme. Öldürürüm seni. Ceyla anne. Ceyla anne iyi misin? Düşünmemeye çalış, ne olur. Senin bir suçun yok ki. O adam hepimizi kandırdı. Hala aklım almıyor. Onun hakkını nasıl bu kadar yılabildim? Geçti artık, kurtulduk. Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Benim hatırım için kendini topla, ne olur. Üzülme. Haklısın.
Annem de ben de hayattayız. Kurtulduk. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Kafam karmakarışık. Biraz üşümeye ihtiyacım var. Tabii. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Ben gelirim senin yanına. Bakar mısınız? Kimse yok mu? Burası çok soğuk ya. Ah memur bey. Ben bir çay rica etmiştim. Çay kalmadı hanım teyze. Kahve göndereyim mi? Kafeterya zannetti burayı ya. Ya kot. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama Engin Bey, Sinan benden hiçbir şey saklama ne olur, her şeyi anlat. Bak doğru mu bilmiyorum, tamam mı? Orhan Bey Engin Bey öldürmüş, öyle söyledi Ceyla Hanım. Yalan. Kendi kulaklarına duydu. Derini anlatıyordu. Yalan söylüyorlar. Engin Bey asla böyle bir şey yapmaz. O böyle bir insan değil. Onun kadar hassas bir insan böyle bir şey yapmış olamaz. Buna asla inanmam. Kendi itiraf etmiş. Kendime itiraf etmiş. Ben böyle bir şeyi gözlerimle görsem bile asla kabul edemem. O birini öldürmüş olamaz. Hem ne malum onların doğru söylediği. Ya Ceyla Hanım doğruyu söylemiyorsa? Neden yalan söylüyorsun? Yakut sakin ol. Ya doğruysa? Ama değil. Engin Bey asla böyle bir şey yapmaz, tamam mı? Siz onu tanımıyorsunuz, o böyle biri değil. Gerçekten Sinem, o böyle biri değil. Yakut. Of, basın adım adım peşimizde. Allah kahretsin ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun canım. Sağ ol canım. Nasıl üzüldüm başına gelenlere. İyi misin? Orhan'ımın katilini vurmuşsun. Uzanmak ister misin anne? Evet. Bana biraz izin verirseniz kendime gelmek istiyorum. Ay bu adam seni nasıl kaçırdı, niye kaçırdı? Onu önce bir anlatsaydın. Sonra anlatırım Mahinur'cum. Nasıl şimdi, serbest mi? Yok. Tutuksuz yargılanacak, mahkemeye bekleyeceğiz. Ah Ceyla, ucuz kurtuldun. Allah korudu. O katille aranda bir şey geçmedi değil mi? Ben bir anneme bakayım. Sinem, kahvaltı hazır. Hem bırak o gazeteleri. Yakut görmesin şimdi.
Memlekette başka haber yokmuş gibi. Kalkamaz o kolay kolay. Bütün gece ağladı. Yakut, kalktın mı sen? Cenazeye gitmem lazım. Benimle gelirsiniz değil mi? Hayatım, cenaze burada değil ki. Hakan'la konuştum, o söyledi. Abileri memlekete götürmüş. Balıkesir'e. Aile mezarlığına. Beni bir daha göremeyeceğim yani. Öyle mi? Neden hayat bu kadar acımasız? Neden hep sevdiklerimi alıyor benden? Benim hayatım hep böyle mi geçecek? Bu sevdiklerimi hep elimden erkenden alacak mı? Önce babam, sonra annem, şimdi de. Yakut yapma lütfen. Ağlama artık. Uğruna gözyaşı döktüğün adam kimdi? Bir katildi. Bütün gazeteler yazıyor. Ben derdimi katili arıtma. Hadi ama yıpratma artık kendini. Ay, sen inanma daha. Adam hepimizle dalga geçti resmen. Şaka gibi. Rezalet. Bir hafta oldu, hala bizden bahsediyorlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kızım, benimkinin içine biraz likör koy. Sabah sabah. Öyle. Sinirlerim bozuldu. Hadi ne duruyorsun, dediğimi yapsana. Tabii Suzan Hanım. Oh. Adamın bakışları gözümün önünden gitmiyor. Çok korkunç Mahinur, çok. Hiç kolay değil. Unutursun yakında canım. Geçer. Bak Ceyla'ya, kendini toparladı da işe bile gitti. Maşallah. Bence işi gücü bir kenara bırakıp sizin biraz kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Yoksa zaman... puf diye akar gider ellerinizin arasından. Ve hayat bizi bırakıp hep zamanın arkasından koşar. Ceylan silahı var. Orhan'ı da Orhan'ı öldürmüş. Da öldürmüş. Ceylan Hanım, nakliye firmasıyla görüşme için sizi bekliyorlar. Toplantı odasındalar. Tamam, geliyorum.
Merhaba Yakut. Merhaba. Gelsene. Ben arayacaktım ama telefona cevap vermezsin diye korktum. Elvan da bir haftadır evden çıkmadığını söyledi. Merak ettim. Eğer benden nefret etmiyorsan biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kusura bakma ya, üstüm başım böyle biraz tuhaf. Öyle ne oldu, hala pijamalarında mı duruyorsun? Giyinmek için bir sebebim yoktu. Gelsene. Sinem, eğer sana zahmet olmazsa şunları fabrikaya faksar mısın lütfen? Yalnız üzerine Ergün Bey'in dikkatine değe yazmayı unutma. Tabii. Ceylenge, toplantı nasıl geçti? İyi. Bir şey soracağım. Sen hesapları en son ne zaman kontrol ettin? Ne oldu, niye soruyorsun? Tuhaflık vardı. Ne gibi? Gel senin bilgisayarını da göstereyim, görmen lazım. Acil olabilir. Engin Bey Ceyla Hanım'la birlikteymiş. Annenin ifadesi böyleydi. Her yerde bunu yazdı. Sonrasında da benimle buluştu. Ceyla Hanım'ı sevdiğini söylemek için. Evet ama polis bir tetikçiyle anlaştığını düşünüyor. Bu da aynı şey demektir. Tamam. Neyse. Acına saygı duyuyorum ama ben insanları tanımanın kolay olmadığını söylüyorum. Bir an önce gerçek ortaya çıkar umarım. Umarım. Bunları da getirdim Mahinur Hanım. Söylediğiniz gibi geçen haftakileri de ayırdım. Bak bu nasıl? Aa, pek hanımefendi bir kıza benziyor. Ekremzadelerin kızı Selin. Oranın cenazesine de gelmişlerdi. Pekan'ın bir kıza benziyor maşallah. Okulu da bitirmiş. Ayır sen bunu. Oğlunu boş bırakırsan ya şarkıcı kapar ya da fitne fücür iki paralık asistan bozuntusu. Aman Allah korusun. Allah korusun Macide. Bütün gün ellerini yıkıyor. Kana bulandı, kolay mı? Üzerinden bir hafta geçti. Bir sürü olay yaşandı. Ama yine de sana özür borçluyum. Engin Bey'in ölümünden önceki gece siz Elvan onun evinde kalmıştınız. Ben her şeyi yanlış anlamıştım. Annemle aranız bozuldu. Artık bir önemi yok. Var. Benim yüzümden haksızlığa uğradın. O yüzden kendimden nefret ettim. Önemli değil. Üzme kendini. Evet ama annemle her şeyi konuştum. O gece evde Elvan'la yalnız olduğunuzu biliyor. Sana hiç kızgın değilim. İş için de konuşacağım. Hayır lütfen. Ben artık orada çalışmak istemiyorum. Sen de annem gibi ona aşık mıydın? Belki sadece hissettiğim bir hayranlıktı. Ya da bir güven ihtiyacı. Ya da başka bir şey. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Bir gün gerçekten aşık olduğunda öğrenebilirsin. Ha, neyse, konuşmayalım artık bunları. Ben yalnız canının sıkıldığını düşündüğüm için birkaç tane film getirmiştim. Hayatımızda yeterince dram var diye komedi filmleri seçtim. Hatta romantik komediler de var. İstersen bunları bırakıp gidebilirim.
Ya da sana eşlik eder, beraber izleriz. Bir de çay demlerim, eğer bir sakıncası yoksa. Kusura bakma, ben sana hiçbir şey ikram etmedim. Olur mu? Hiç ben demlerim. Otur sen, filmi seç. Ben çay yapmayı biliyorum. Galiba bir şey bulduk Ceyla Hanım. Bu arada siz hesapları en son ne zaman kontrol etmiştiniz? Geçen ay sonunda. Yani Orhan abi ölmeden hemen önce. Evet, ama o zaman bir sorun yoktu. Bakın Ceyla Hanım, burada tarihler de yazıyor. Orhan Bey sigorta fonunun olduğu gibi bir takım tahvillere yatırmış. Ve tahvillerin değeri sadece 1 milyon lira. Ne demek bu? Yani kağıt üzerinde 15 milyon lira gözüküyor. Ama 14 milyon liranın nerede olduğunu bulamadık. Yani Orhan Bender'le kendi şirketini mi dolandırdı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Bir dakika ya, bu dolandırmak falan. Babamın böyle bir şey yapması için hiçbir sebep yok bir kere. Belki de başka bir yatırım peşindeydi. Bu kadar parayı harcamış olamayacağına göre mutlaka bir yerlerdedir. İzninizle ben işimin başına döneyim. Bu arada dosyayı size bırakıyorum. İncelemek isterseniz burada kalsın. Dolandırmak derken onu demek istemedim Hakan. Henüz amacını bilmiyoruz. Belki de başka bir yatırımın peşindeydi. Ama biz bu parayı bulmazsak mahvoluruz. Sigorta primlerinin yatırılmadığı ortaya çıkarsa... Of, çok kötü durumdayız. Oh be, bu eksikti. Çayı demledim. Sen filmi seçtin mi? Seçtim bir şey. Bakalım şansımıza. Romantik komedi ha? Peki, üşüdün mü sen? Yo, evin biraz ısınma sorunu var da. Aa, nasıl unuttum? Neyi? Mısır. Mısır mı getirdin? Biraz sağlamcıyımdır. Bari patlamışını getirseydin. Ben emek harcamayı severim. Tamam o zaman, hadi mutfağa. Evde görüşürüz Ceyla yenge. Görüşürüz, iyi akşamlar. Ne haber asistan? Ne oluyor ya? Bir sıkıntı mı var? Ne gibi? Ne bileyim, böyle bir gerginlik, bir telaş falan. Yok yok, yok, bir sorun yok. Yani umarım yoktur. Bir şey kaybolmuş da onu arıyoruz. Nasıl bir şey? Ya boş ver ya. Ya niye söylemiyorsun be, aşk olsun. Neden çekiniyorsun ki? Ayrıca benim en büyük sırrım sende. Eline düşmüş durumdayım yani. Şirketin 14 milyon lirası kayıp. Ne? Oha, ne diyorsun sen ya? 14 milyon. 14 milyon. Abi ne yaptınız siz? Babam hayattayken bir işe girişmiş ama ne olduğunu şu an bilen yok. Çıkalım mı? Yemek yeriz. Ceyla yengem fabrikaya gitti zaten, geri gelmez. İnanamıyorum, şu an şoktayım. Ben bir Yakut'u arayacaktım, bir dakika. Bakayım oldu mu? Hop! Hop! Alo Yakut. Hop, kaçıyor, kaçıyor. Derinin sesini mi duyuyorum ben? Evet, mısır patlatıyoruz da. Artık mısır mı bizi patlatıyor bilmiyorum. Ha. İyi. Keyfiniz yerinde yani, maşallah. Biz de Hakan'la işten erken çıkacaktık da. Madem eğlenceli bir ortam var orada, biz de girelim o zaman. Tamam, olur, bekleriz. Tamam. Hakan'la Sinem geliyor. Tamam. Ne gerek vardı şimdi? Bıraksaydık baş başa kalsalardı. Ne baş başası ya?
Yakut'un şu an romantizme değil, arkadaşa ihtiyacı var. Ayrıca kız depresyonda zaten. Çok düşüncesizsin Hakan. Pardon. Düşünemedim. Haklısın. Hazırım ben. Hadi. Hakanlar geldi galiba. Ya kız tam kimliğini açıklayacaktı. Şu durdursana. Bu sahneyi kaçırmak istemiyorum. Hoş geldiniz. Gelsenize. Merhaba. Biraz çerez ve içecek takviyesi yaptık. Ben de çay demledim. Ev şirinmiş. Sahibi de şirin tabii. Selam. Hoş geldiniz. Yeni bir aşk mı doğuyor yani? Oo, Nerim Paşa. Ne haber kuzen? İyi kuzen, senden ne haber? Ne olsun? Gayet romantik bir ortam oluşmuş burada. Böyle film, mısır, battaniye falan. Ya yok. Ev bir türlü ısınmıyor da maalesef. Otursanıza. Ya biz burada böyle saçma sapan üşüyeceğimiz. Hadi kalkın bari benim yeni eve gidelim. Yemek falan yaparız, eğleniriz biraz. Filmlerinizi de alın. Hadi Yakut hazırlan, sen de hava alırsın hem biraz. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dışarı mı çıkıyordun? İçim çok sıkılıyor Ceyla. Dayanamıyorum. Kulübe gidip eşi dostu göreceğim. Kumar oynayacaksın yani, öyle mi? Ne alakası var canım? Ben oynamıyorum artık, biliyorsun. Bıraktım. İçki mi içtin sen? Böyle ufacık bir kadeh. Ceyla, dayanamıyorum. Yaşananlar kafamda dönüp duruyor. Gerçekten dayanamıyorum. Kendimi rahatlatmak istedim. Rahatlamanın başka yolları da var anne. Ayrıca hiçbir kadeh içmiş gibi değilsin. Ağzın leş gibi içki kokuyor. Öf Ceyla, karışma bana artık. Çocuk muyum ben? İstersen eve döneceğim saati de bildireyim sana. En son bildirmediğinde ne olduğunu gördük. İşte burası. Ama uzun sürdü ya alışveriş. Balık seçmek kolay değil. Vay Sinem. Evin güzelmiş. Bizden bu kadar maaş aldığını bilmiyordum. Maaşım tabii ki bu kadar yüksek değil. Kirası düşük buranın. Bir tanıdığın işte göz kulak olmam için böyle bana vermiş olduğu bir yer. Takılıyorum yani. Sen benimle iki dakika mutfağa kadar gelsene Sinem. Bunun babamdan kalan ev olduğunu niye söylemedin? Öğrendin işte. Baban anneanneme hediye etmiş. O da bana verdi sağ olsun. İnanmıyorum ya. Annem bunu öğrenirse var ya hepimizi öldürür yemin ediyorum. Sizin bu Bender'le ailesinin kadınları da bayağı cani herhalde. O meşhur müdafaaydı bir kere. Ayrıca Suzan teyzenin seninle kan bağı var. Benimle değil. Benim anlamadığım bir şey var yalnız. Ne? Engin, Suzan teyzeyi niye sorguya çeksin ki? Yani babamın suçlamasını anlıyorum da
bütün bunlarla Suzan teyzenin ne gibi bilgisi olabilir? Sen babanla Suzan Hanım'ın arasındaki yakınlığın hakikaten farkında değil miydin ya? Yakınlık derken yani iki tavla üç iskambil oynadılar diye ne bu ima şimdi? Ha, bu kadar yani. Hepiniz ayakta uyuyorsunuz gerçekten. Babanla anneannem sevgililerdi. Hadi canım ya. Suzan teyzeyle babam. Ayrıca ortak kusurları da vardı. Kusurların hepsini Engin Bey biliyordu. Sen ciddiysin. Evet. Bence sen de biraz aklını çalıştırsan iyi olur. Bu evi anneannem neden bıraktı sanıyorsun? Yok canım, hadi artık. Üf, çok safsın. Pardon, çözdünüz mü aranızdaki meselenizi? Çözecek bir şey yok ki. Aman olmasın. Ölüyoruz açlıktan, hadi. Hadi bakalım. Kim yapıyor balıkları? Hakan. Derin. Elvan, ben de seni arayacaktım ama unuttum. Kusura bakma, ne olur. Biz Sinemlere geldik. Derin'le Hakan da burada. Gelmek ister misin? Yok tatlım, ben gelmeyeyim. Yorgunum zaten. Bu saat olunca merak ettim seni. Ben de fazla geç kalmam zaten. 2-3 saate gelirim. Tamam tatlım, eğlenmene bak. Görüşürüz. Derin. Bugün iyi ki geldin. Farklı bir şeyler yapmak iyi geldi bana. Teşekkür ederim. Her şey düzelecek Yakut. Bir gün yeniden güleceksin. Umarım hayat sevdiklerimi benden almaya devam etmez. İçimde büyük bir korku var. Korku mu? Evet. Eğer birini seversem onu kaybedecekmişim gibi bir his. Her an kötü bir haber alacakmışım gibi. Böyle yapma ne olur. Böyle karamsar fikirleri at aklından. Böyle bir şey asla olmayacak. Ama böyle şeyler oluyor. Annem öldü. Engin Bey öldü. Sıra kimdi diye düşünmeden edemiyorum. Yapma böyle ne olur. Bak ne güzel eğleniyorduk. Sen de bir yere gitmezsin diye. Asla. Biz içeride çalışalım. Siz burada romantizm peşindesiniz. Ne alakası var oğlum? İki arkadaş dertleşemeyecek miyiz? Limonlar nerede kaldı peki? Ben limonlar alıp geleyim, unutmuşum. Evet Cenizciğim. Aa, kulübe mi geldi? Ya. Oynamayacak mıymış? Yok canım. Dayanabilir mi hiç? Bak ne diyeceğim. Sen onu ne yap et oyuna sok. Bir güzel kaybetsin. Ceyla da onu artık Afrika'ya mı uzaya mı nereye fırlatırsa fırlatsın. Tamam canım. Haberlerini bekliyorum. Salatamız da hazır. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Kendi ellerimle pişirdim. Yaşa be kuzen, servisi de yaparsın artık. Hakan, sana bir şey soracağım. Orhan amcamın buralarda bir yerde evi yok muydu? Var mıydı? Ha sen şey diyorsun. Evet tamam, biz onu satalı çok oldu ama. Doğru söylüyorsun, ama bu sokaktaydı. Neyse. Eline de yakışıyor maşallah. Mahmur yengem görmesin. Aman aman, hiç açma o konuyu. Niye ya? Ne oldu ki? Yengem Hakan'ı evlendirmek istiyor da müstakbel gelin avcısı gibi dolaşıyor ortalıklarda. Aslında çok da uzağa gitmesine gerek yok, değil mi Hakan? Bu kadar nazlı olmasaydık hemencecik mutlu ederdim annemi de. Ne oldu? Espri mi yapıldı?
Sen de gülüyorsun, komik geldi herhalde. Aman be Sinem. Bu kadar kızacak ne var? Alt tarafa bir şaka yaptı. Ben böyle imalı esprileri pek sevmiyorum Derin. Tamam neyse, kapatalım konuyu. İçecek bir şey isteyen var mı? Ben getireceğim. Otur. Ben getiririm. Ben bir gidip bakayım. Yine baltayı taşa vurduk kuzen ya. Oğlum o da her şeyi bozuluyor ya. Sinan. Bir dakika gelir misin lütfen? Lütfen. Surat asma artık. Küçük bir espriydi sadece. Sen de onlarla bir olup güldün. Kötü bir şey söylemediler ki. Hakan'ın senden hoşlandığını bilmeyen mi var? Ben ondan hoşlanmıyorum ama. Çok da rahatsız oluyorum bu konuda. Adım bir daha onunla geçmesin. Tamam, özür dilerim. Kusura bakma. Neyse. Gece daha fazla uzasın istemiyorum. Bir bahane bulup Hakan'ı evden yollar mısın? Derin'le konuşmam gereken bir şeyler var. Annem ve işle ilgili. Böyle laf arasında bir şeyler öğrenmeye çalışacağım işte. İyi de ben ne bahane uyduracağım ki? Bul işte bir şey. İyi akşamlar Mahidur. İyi akşamlar. Aynur, sana bir şey sormak istiyorum. Bir şey mi oldu? Orhan abi ölmeden önce biriyle ortak bir işe falan girmeyi düşünüyor muydu? Yok. Ne oldu ki? Pardon. Efendim? Ceyla Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama bilmeniz gereken önemli bir gelişme var. Ne oldu? Karakola kadar gelebilir misiniz acaba? Yüz yüze görüşmemiz daha iyi. Tabii tabii, hemen geliyorum. Karakoldan aradılar. Benim hemen çıkmam lazım. Ne olmuş? Bilmiyorum. Önemli bir gelişme var dediler. Belki de aradıkları adamı buldular. Ay hadi inşallah. Ben de geleyim mi? Hayır hayır, sen gelme. Ben hemen üzerime bir şeyler alıp çıkacağım. Ne olduğunu öğrenen öğrenmez arayacağım seni, tamam mı? Tamam. Ne haber Arda? Bu akşam mı? Olabilir aslında ama bir arkadaştayım. Hakan. Beni eve bırakır mısın? Ben mi bırakayım? Evet. Ders çalışmam lazım da. Ha, anladım. Sinem beni kovuyor evden değil mi? Hayır canım, ne alakası var? Derin ehliyeti kaptırdı ya. Bir de arkadaşlarıyla buluşacak o galiba. Yok yok, anladım ben, anlayacağım. Hadi çıkalım. Arayacağım Arda seni. Ne oluyor kuzen? Hayırdır? Ayaklanmışsınız. Gidiyoruz. Ha. Benim ders çalışmam lazım da. Hakan bırakacak beni. Görüşürüz Derin. Görüşürüz kanka. Ben bırakırım seni. Ne gerek var canım? Hakan bırakacak beni. Olur mu? Ben bırakacağım seni. Hadi. Erken zaten daha. Benim için geç oldu. Arkadaşlarımı arayacağım. Hadi gel. Efendim anne. Neredesin Hakan? Hayrola anne, ne oldu? Ceyla'yı karakoldan aradılar. Apar topar çıktı. Çok önemliymiş. Benim de sana sormam gereken şeyler var. Hemen eve gel. Öf. Tamam anne, yoldayım. Geliyorum zaten. Hadi görüşürüz. İyi, o zaman görüşürüz kuzen. Görüşürüz. Ya sen bırakıyorsun değil mi? Tabii ki. Görüşürüz, iyi akşamlar. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kalsın. Hoşça kal Yakut. Her şey için teşekkürler. Üşüdün.
mi? Bunu verebilirim. Hayır, teşekkür ederim. Sinem'in niye böyle sert bir tepki gösterdiğini anlayamadım. Hakan'la çok sık görüşüyorlar. Ayrıca ondan hoşlandığını gizlemedi ki. Herkes biliyor. Evet de bazen Sinem'i anlamak böyle güç olur. Neyse, haklısın. Hadi gidelim. Zanlı, Engin Arıtman'ın kendisini azmettirdiğini kesinlikle reddediyor Ceyla Hanım. Aslında bunu inkar etmesi için de hiçbir sebep yok. Ama bu nasıl olur? Ben kendi kulaklarımla duydum. Orhan abiyi öldürdüğünü söyledi. Belki sizi korkutmak için söylemiştir. Ama bunu hayatıyla ödeyeceğini düşünemezdi tabii ki. Yani... suçsuz muydu? Her şey için teşekkürler. Benimle gelmek istemediğinden emin misin? Eğlenceli arkadaşlarım vardır, sıkılmazsın. Günlerdir ilk defa dışarı çıkan biri için bugünlük yeter sanırım. Bugün iyi ki geldin. Aramızdaki yanlış anlamaları çözdüğümüze de sevindim. Ben de. İyi geceler. İyi geceler. Allah kahretsin. Telefonu Sinem'de unuttum. Of. Bizi aldın, adrese gidelim. Bir tanesi onu fil gibi uyutmaya yeter de artar bile. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakma, seni rahatsız ediyorum ama telefonumu burada unutmuşum galiba.
Öyle mi? Görmedim ben. E geç al, neredeyse. Yok, ben girmesem ya koltuğun ya da sehpanın üzerinde olabilir. E ben alayım o zaman. Kalmış. Teşekkür ederim ama ağlıyor musun sen? Sen git, geç kalacaksın. Yok, boş ver. Kötü bir şey yok değil mi? İyi değil. Biraz konuşmak ister misin? Hay Allah ya. Burada kendi kendine ağlıyor muydun? Anlat istersen, rahatlarsın. Ben çok yalnız kaldım zaten. Kimseye de anlatamıyorum. Sana anlatacağım ama kimseye anlatma, tamam mı? Söz ver bana. Hakan'la ilgili çünkü saçma sapan bir şey oldu. Hakan'la mı? Tamam, aramızda kalacak. Sinem. Sinem, iyi misin? Bir kahve yapsam içer misin? Vaktin var mı? Tabii ki. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok merak ettim. Hakan seni bu kadar üzecek ne yapmış olabilir ki? Resimden başlasam nasıl anlatsam bilmiyorum. Kahveye geldi. Seni beğenmedim ben. Yo, güzel. Hala anlatacağın şeyi söylemedin. Başta Hakan'larımız çok iyiydi. Birlikte geziyorduk. Zaten aynı ofiste çalışıyorduk biliyorsun. Ceyla geldi mi Macide? Geldi, odasında. Birazdan gelir herhalde. Hoş geldin Hakan. Merhaba anne. Neler konuştular acaba komiserle? Neyse, onu sonra öğreniriz. Benim şimdi sana göstermek istediğim şeyler var. Bak, bu benim amcamın kuzeninin torunu. Sen daha onu hiç görmedin, Leyla. Amerika'daydı. Daha geçen ay geldi Türkiye'ye. Nasıl? Güzel değil mi?
Hani sen beni apar topar bunun için mi çağırdın? Ay tam sana göre bir kız. Bir kibar, bir kibar. O senin tanıdığın asistan bozmalarına benzemez. Amerika'da master'ını da bitirmiş. Yani al kızı koy şirkete müdür yap, o kadar diyorum yani. Yani sen bana niye kız yamamaya çalışıyorsun ki? Aa, o nasıl laf? Yani oğlumun mürvetini görmek istemem niye kabahat? Yine duygu sömürüsüne başlama Allah'ını seversen ya. Bak böyle yapa yapa babamı da hiç olmayacak birine. Ne dedin sen? Hiçbir şey. Söyle söyle bir şey biliyorsun sen. Ne olmuş babana? Yani boğdun adamı. Adam evden kaçıyordu neredeyse. Ayrıca şirketin 14 milyon kaybı var biliyor musun? Ne? Ya. Ben bir Ceyla yengeye bakayım. Karakolda ne konuşmuşlar onu öğreneyim. Hah Ceyla yenge ben de sana geliyordum. Neymiş yeni gelişme? Babanın katili Engin değilmiş Hakan. Bizi korkutmak için öyle söylemiş. Başkasıymış ve bulmuşlar. Tabii o zaman ben daha misafirhanede kalıyordum. Hakan da sık sık gelip gidiyordu. İşte birlikte film izliyorduk, ders çalışıyorduk, vakit geçiriyorduk, işte geziyorduk falan. Sıkı birer dostluk anlayacağın. Dost mu? Aranızdaki samimiyete dostluk mu diyorsun? Tabii ki. Neyse. Seni üzen şeyin ne olduğunu hala söylemedin. Ne oluyor bana ya? İyi misin? Birden uyku bastırdı. Ha. Bugün çok yoruldum herhalde. Of. Neyse. Anlayacağın Hakan benimle sadece dost olarak kalabilir. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü ben sana aşığım. Seni ilk gördüğümde okulda biz bir arkadaşın düğününe yetişmeye çalışıyorduk. Sen otoparka geldin. Önümüzden geçtin. Her gece o anı yaşıyorum biliyor musun? Sana yakın olmak için neler yaptığımı tahmin bile edemezsin derim. Neler söylüyorsun sen Sinem? Doğruyu söylüyorum. Bak, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bunları daha sonra konuşalım olur mu? Ben gitsem iyi olacak. Burada uzan istersen ya da içeride. Sabah gidersin. Yok yok. Gitmeliyim. Ama ben gitmeni istemiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Olmaz mı? Yok. Gitmeliyim ben. Düşeceksin. Bu ne ya? Gel. Dikkat et. Benim başım dönüyor. Tamam, geçecek birazdan önce. İyi değilim ben. Gel, 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 gel. Ya, ben burada kalamam, gitmem lazım. Tamam, kalma. Sadece birazdan ineceksin, tamam mı? Hadi yardım et bana.
şeyi senin için yapıyorum. Bizim için. Sana ayak uydurtacağım. Anne. Niye uyumadın sen? Uyuyamadım. Niye, ne oldu ki? Unutmayı nasıl başarıyorsun anne? Yaptığın onca şeyden sonra benim yüzüme nasıl bakıyorsun? Nasıl insanın içine çıkıyorsun sen? Burada gece gece oturup senin hakaretlerini dinleyecek değilim. Canım yeterince sıkkın zaten. Ha. Benim de canım yeterince sıkkın anne. Orhan abi yengini öldürmemiş. Ne? Sadece bizi korkutmak için öyle söylemiş. Senin yalanların yüzünden. Bunların hiçbiri olmayabilirdi. Her şeyi sen sebep oldun. Biraz sakin olur musun sen? Sen benim sevdiğim adamı öldürdün. Farkında mısın? Sevdiğin ne varsa elimden aldın. Her şeyi unutmamı bekliyorsun benden. Biraz sessiz olur musun lütfen? Şimdi sırası değil. Sen benim hayatımı mahvettin. Bak, sen de oradaydın. İsteyerek yapmışım gibi konuşma. Bir kazaydı. O lanet olası kanunların önünde kaza olabilir ama benim gözümde öyle değil anne. Ne olduysa her şey senin yaptıkların yüzünden oldu. O senin söylediğin yalanlar, gizli işlerin, ahlaksızlığın. Kendine gel artık. Ağır ol biraz. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Yalan mı? Ha? Yaptığın şeyler ahlaksızlık değil de ne, söylesene. Bak, benim sevmeye hakkım yok mu? Ben de insanım. Salih Arıtman'la yaşadıklarım yüzünden beni suçlayamazsın. Ayrıca bunu hiç kimseye açıklamak zorunda değildim. Sadece Salih Arıtman mı? Ne oluyor Hakan? Ha? Sadece Salih Arıtman mı? Söylesene, sadece Salih Arıtman mı? O teyime sadece onu mu anlattın ha? Hadi söylesene. Madem masumsun, o zaman gerçeği diğer yüzünde anlatsana. Anlatsana herkese. Hani o ilişkin var ya, sözde ahlaksız olmayan. Bana bak! Bana bak! Kendine gel! Hepimizin sinirleri çok bozuk Ceylenge. Bunları sabah sakin kafayla konuşalım. Her şeye sen sebep oldun! Ne işin var benim burada? Ne? Ben gece burada mı kaldım? Ne demek şimdi bu? Ben yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum. Telefonu burada unutmuştun ya. Almaya geldin. Seninle sohbet ediyorduk. Evet. Sonra beni öptün. Ne? İnanmıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? En son hatırladığım birlikte kahve içiyorduk.
Salonda oturuyorduk. Hı hı. Biz buraya nasıl geldik? Hem ben senden hoşlanmıyorum bile. Ne demek hoşlanmıyorum? Hoşlanmıyorsan yatağımda ne işin var? Bilmiyorum. Bence hatırlıyorsun ama işine gelmiyor. Saçmalama. Niye işime gelsin? Tek gecelik bir iş gidip kestirip atacaksın değil mi? Zinem. Benden gerçekten hoşlandığını sanmıştım biliyor musun? Beni kandırdın. Benim hayatımda şimdiye kadar kimse olmadı. Senden çok hoşlanmıştım. Seninle birlikte oldum sadece. Zinem. Sen beni kullandın. Zinem. Kullandın sen beni. Ben gerçekten... Defol git buradan. Zinem ben... Çık git dedim sana defol. Zinem gerçekten... Defol git dedim sana. Derin o kadar sabırlı bir insan ki, Engin Bey'i o kadar savunmama rağmen bana sırtını dönmedi. Bence Derin, sevgiyi sonuna kadar hak eden biri. Evet. Ama istemeden de olsa onu çok kırdım. Ah, Yakut, az daha unutuyordum. Ev sahibini sıkıştırıp kirayı öden avukatın ismini öğrendim. Gerçekten mi? Evet. Telefonu da bırakmış. Neredeydi o? Heh, işte bak, buraya yazdım. Ama diyorum ki, ofisini bulabilirsek gidip yüz yüze bir konuşalım. İstersen adını internete yazalım, belki nerede çalıştığını bulabiliriz. Aa, hadi yazalım. Bender Holding. Ceyla Hanım mı ödetmiş? Başka kim olabilir ki? Bugün mutlaka ofise gidip Ceyla Hanım'la konuşacağım. İnanamıyorum. Gerçek katilin ortaya çıkması annenizin durumunu karıştırır Ceyla Hanım. Tutuksuz yargılama süreci tehlikeye girebilir. Onun meselesiyle ne alakası var? Savcı olay esnasında annenizin tehdit altında olmadığını düşünebilir. Bana soracak olursanız bu kayıp 14 milyon meselesini polise bildirmelisiniz. Olur mu ya? Öyle şey, bu olay duyulursa batarız biz. Ama bu durumda şirketiniz vergi kaçırmış sayılır Ceyla Hanım. Ve cezası ağır. Hatta hapse bile girebilirsiniz. Aman Allah'ım. Peki ne yapacağız? Belki de en doğrusu biraz zor ama şirketin iflasını istemek. Tabii hapse girmek istemiyorsanız. Sinem, ben çiftliğe geçiyorum. Dün senden Orhan abi zamandan kalma dosyaları ayırmanı istemiştim. Yaptın mı? Başladım ama daha bitmedi. O zaman bugün bitir lütfen. Nasıl bitireyim ki? Çok fazla dosya var. Sinem, eğer başarılı olmak istiyorsan daha disiplinli olman gerekiyor. Zamanla bunları düzelteceğini düşünmüşüm ama görüyorum ki senin umurunda değil. Yok, umurumda. Eğer umurundaysa lütfen ona göre davran. Bazen seni işe aldığım için hata ettiğimi düşünüyorum. Lütfen böyle düşünmeme engel ol ve işinin gereğini yap. Bunların hepsini ödeteceğim sana. Madem masumsun, o zaman gerçeği diğer yüzünde anlatsana. Anlatsana herkese. Alo Şenizciğim. Benim hiç keyfim yok. Ben seni sonra arasam olur mu? Ne? Yapma ya.
Suzan'ın evi mi varmış? Ay benim bütün ayrıntıları öğrenmem lazım Şeniz'cim. Tamam, tamam sen git. Sonra hemen beni ara olur mu? Bekliyorum. Suzan'a bak. Ev kaybetmiş. İşte şimdi bittin sen. Ceyla bunları duyunca ne yapacaksın bakalım? Selam. Çok çabuk geldin. Bir an önce şu kira işini halletmek istiyorum. Ceyla Hanım müsait mi? Yok, çıktı az önce. Yapma ya. Arayacaktım seni, haber verecektim gelme diye boşu boşuna ama... çiftliğe gitti, gelmez artık. Kaçırdım demek. Maalesef. Sana bir haberim var. Sıkı dur. Ne? Orhan Bendal'in katili yakalanmış. Engin Bey değilmiş. Onun hiçbir alakası yokmuş. Az önce Hakan söyledi ama o da çıktı. Ciddi misin sen? Evet. Adım her şeyi itiraf etmiş dün gece. Ne yapıyorsun? Derini arayacağım. Selam. Selam. Haberi şimdi aldım. Gerçek katil yakalanmış. Doğru mu? Evet, doğru. Ben de şimdi öğrendim. Biliyordum zaten. Onun olduğuna hiçbir zaman inanmamıştım. Sen iyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Çiftliğe geçeceğim şimdi. Ya aslında benim de Ceyla Hanım'la konuşmam lazım. Şirkete geldim ama çıkmıştı. Belki ben de çiftliğe gelirim. Ben yakınlardayım aslında. Gelip alabilirim istersen. Taksideyim, bekler misin? Çok iyi olur. Görüşürüz. Benim çıkmam lazım. Derin çiftliğe gidiyormuş, taksiyle geçerken beni de alacak. İyi. Bana çok güzel bir haber verdin. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Tamam, sen de. Efendim Sinem. Demek şimdi de Yakut'un peşindesin. Bana yaptıklarını ona da mı yapacaksın? Saçmalama, benim öyle bir insan olmadığımı biliyorsun. Dün geceden sonra hakkında hiç değişik şeyler düşünmüyorum Derin. Sinem, dün gece konuşmamız lazım. Seni uyarıyorum. Yakut'tan uzak duracaksın. Yoksa yaptığın her şeyi herkese anlatırım. Neden yapıyorsun bunu? Yakut'tan hoşlandığımı bildiğin halde neden üzerime geliyorsun? Ne istiyorsun benden? Ne mi istiyorum? Beni sevmeni istiyorum. Benim Yakut'tan neyim eksik? Neden onu sevdiğin gibi sevmiyorsun beni de? Sevmek böyle planlı bir şey değildir. Seni sevmek istiyorum deyip de seni sevemem. Ama dün gece hiç de öyle söylemiyordun. Bak, dün gece bir hataydı. Ne yaşandığını hatırlamıyorum bile. Ayrıca o hatayı tek başıma işlemedim, değil mi? Beni rahat bırak artık. Anladın mı? Ne zaman gideceksin Suzan'ın evine? Birazdan mı? Evde kim kalıyor onu da öğren bakalım. Belki Suzan'ın gizli aşığı da çıkar ortaya. Hoş geldiniz. Merhaba. Ceyla annem evde mi? Bahçedeydim, görmedim. Sen işten ayrılmamış mıydın? Hayırdır? Ceyla Hanım'la bir şey konuşacaktım. Yoksa rahatsız etmezdim. Buraya gelmesi için bir sebebe ihtiyacı yok. Yakut benim okul arkadaşım. Hatırlatırım. Gel Yakut.
rüzgarda beklesek olur mu? Peki, televizyon seyrederiz. Bu kız derine, diğeri de Hakan'a yamanmaya çalışıyor ama nafile. Boşuna uğraşırlar. Dün nasıl geçti oyun? Hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şey yoktu ondan. Eminim öyledir. Karışma bir saat. Güzel. Hoş geldin Yakut. Merhaba. Beni görmek istemişsin. Şimdi geldim, Maynur söyledi. Ben koridorda bekleyeyim, sizi rahatça konuşun. Sonra çağırırsınız. Otursana Yakut. Ben bunca olan şeyden sonra başınız sağ olsun demeli miyim bilmiyorum. Ayrıca gerçek katil de yakalanmış, öyle mi? Evet. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Hala bütün bu olanlara inanamıyorum. Ben de. Ben de. Engin'le aranızda özel bir bağ olduğunu biliyorum. Adı her neyse birbirinizi önemsiyordunuz. Önemli olan da bu zaten. Buna saygı duyuyorum. Keşke her şeyi değiştirebilsek Yakut. Elveda. Elveda mı? Bu ne demek ya? Aman Allah'ım. Olamaz. Derin, nereye gidiyorsun? Bir arkadaşım başı dertte galiba. Gitmem lazım. Ne oluyor ya? Biri öldü herhalde. Başka bir şey olamaz. Thank you.
bakalım kollarını. Siz gelmişsiniz buraya, kimsiniz diye soruyorsunuz. Ben bu evin yeni sahibiyim. Ne? O ne demek ya? Suzan evi kumarda kaybetti. Çekil bakayım oradan. Sen nereye girdiğini sanıyorsun ya? Kimsin sen ya? Kazandıklarıma şöyle bir bakıp çıkacağım canım. Merak etme. Sen de pılını pırtını toplayıp gitsen iyi olacak. Sen neden bahsediyorsun? Ne diyorsun sen ya? Çık git şuradan ya. Sen kimsin? Defol git evimden. Aa, burası benim evim, anladın mı? Defol git dedim sana. Defol. Ben seni bu evden al. Ne evi be? Evi mi ne? Böyle bir şey olamaz. Kumar ya. Böyle bir şey yapmadın değil mi? Bana böyle bir şey yapmış olamazsın. Kumar ya. Kumar. Lanet olsun. Kahretsin. Şirkette yine benimle çalışmak ister misin Yakut? Sen beni bayağı bir toparlıyordun. İyi bir ekip olmuştuk aslında. Buraya bunun için gelmedim. Ayrıca artık orada çalışamam. Engin Bey'i hatırlamak bana acı verir. Ben sizin kadar güçlü değilim. Anlıyorum. Ev sahibine kirayı siz ödemişsiniz. Bunu neden yaptınız? Ayrıca Engin Bey'in evinde kaldığımı düşünüp bana kızdığınız halde. O zaman bilmiyordum. Muhasebeye gelip çalıştığın günlerin parasını alıp alamayacağını sormuşsun. Kira borcun olduğunu söylemişsin. Sağ olun. O parayı size geri ödeyeceğim. Adapazarı'nda annemden kalan küçük bir evimiz var. O satılır satılmaz bütün borcumu kapatacağım. İnan bana hiç acelesi yok Yakut. Sırf bu yüzden o anne yadigarı evi satma bence. Seni güzel bir işe yerleştiririz. Ondan sonra bakarsın. Konuşuyorlar hala bunlar yukarıda. Ne bileyim anne ben. Derin de fırladı gitti zaten. Efendim Şenizciğim. Gördün mü evi? Gördüm gördüm. Şahane bir ev. Hisar'da. Kaç numara? 34. Bir yanlışlık yapıyor olmayasın? Yok. Yanlışlık falan yok. Hala buradayım. Ama orası oranın evi. Çoktan satıldı yani. Avukat bize öyle söyledi. Orasını ben bilemem. Evde bir kız kalıyor. Adı Sinem miymiş ne? Asabi bir şey. Manyağın teki. Tanıyor musun? Ne? Sinem mi? Sinem.
seni yılan. Ne oluyorsun Aykut ya? Geberteceğim seni, geberteceğim. Gözümün içine baka baka kocaman yaptırsına. Dur, ne yapıyorsun? Sen de mi biliyordun? Ha? Sen de mi? Sen de biliyordun. Aynur. Annen ne oluyor? Ya sen Ceyla, senin de mi haberin vardı? Orhan'ın metresi olduğundan. Yıllardır aptal yerine koydunuz beni. Hepiniz yüzüme güldünüz. Aynur, ben de Engin ölünce öğrendim. Böyle bir şey sana nasıl söyleyebilirdim? Allah kahretsin sizi! O Engin denen psikopat da biliyordu değil mi? O yüzden kaçırdı bu kadını. Ölmüş birinin arkasından bu şekilde konuşamazsınız. Ayrıca o masumdu. Sana ne oluyor ha? Sana ne oluyor? Sen de mi varsın bu işin içinde ha? Tabii, senin arkadaşın olacak o Orhan'ın evine taşındığına göre. Sinem mi? Sinem ya. Ne işi vardı Orhan'ın evinde o kızına? Ne işi vardı? Anne. Cevap versene, ne oluyor? Doğru mu bu? Kızı acıdım. Bir süre kalması için anahtarı verdim. Ev boştu zaten. Sen birine acıdın. Sen hiç kimseye acımazsın. Muhakkak bir çıkarım vardır. Söyle, Maylor'un da bilme ihtiyacı var. Zavallı kızdan ne çıkarım olacak? Acıdım dedim işte. O kız hala kendini acındırarak senden para mı koparmaya çalışıyor ha? Hakan'ın başına sarmak için yaptım bunu değil mi? Ceyla'yı Cemil'in başına sardım. Şimdi de oğlumu ayartmaya çalışıyorsun ama yiyemezler. Eğer seni o... Bir dakika, sen böyle bir şey yaptın mı? O küçük şeytan da sana uydu mu ha? Onun hakkında böyle konuşamazsınız. Neden? Sen onaylıyor musun onu? Böyle bir şeyi nasıl savunabilirsin? Hayır, savunmuyorum ama onu bu şekilde yargılamaya hakkınız yok. Öyle mi? Nedenmiş Yakut? Çünkü o sizin kızınız. Söyle. Zinem. Kurtar beni.